Bilgi Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Arkadaşlar bugün önceki videomuzda bu videomuzun başlığını söylemeyi unuttum. Neden ayı gündüz de görebiliyoruz adlı video arkadaşlar. Şöyle 1,5 sayfa falan. Evet, hemen başlayalım. Neden ayı gündüz de görebiliyoruz? Ay sadece gece görülebilen diye bir şey yok. Gündüzleri de periyoduna bağlı olarak ay ya tepemizde, bütün yıldızlar da ama güneşin atmosferimizde yansıyan ışınları onları görmemize mani oluyor. Atmosferimiz olmasaydı gökyüzü gündüzleri de karanlık olacak, güneşle birlikte yıldızlar da görülebilecekti. Ay dünyamıza çok yakın olduğundan gökyüzüne görüntü olarak yıldızlardan çok büyük görünür. Eğer konumuna göre güneşten İyi ışık alabilirse gündüzleri de gökyüzüne rahatlıkla görünebilir. Ayın yüzeyi bir asfalt yol yüzeyi gibi yansıtıcıdır. Koyu renktir ama tam siyah değildir. Biz gökyüzünde aya baktığımızda sadece onu güneşten yansıttığını ışığı görüyoruz. Güneşe kadar ışık saçmıyor ama yine de gökyüzündeki en parlak yıldızdan 1000 kat daha fazla ışık yansıtabiliyor. Gündüz havanın aydınlığını yıldızların parıltısına yok eder. Aslında parlak yıldızların olduğu bölgede gökyüzünün parlaklığı da biraz fazladır. Ama bu farkı pek algılayamayız. Ama ayın olduğu bölgede ışık yeterli ise geceki gibi çok parlak olmasa da onu görebiliriz. Hatta hava şartlarının olumlu olduğu durumlarda hava aydınlıkken Venüs gezegeni bile görebiliriz. Güneşi büyük bir ampul, ayı da büyük bir ayna olarak düşünebiliriz. Bazı durumlarda ampulün ışığını doğrudan görmesek bile aynanın yansıttığı ışığı görebiliriz. Bu geceleri olan durumdur. Güneşi göremeyiz. Çünkü dünyamız ondan gelen ışığı bloke etmektedir. Ayı yani aynadan yansıyan ışığı görebiliriz. Ampule de aynı da birlikte gördüğümüz durum ise aynı. Gündüz görünme durumudur. Genellikle ayın karanlık yüzü diye kullanılan değil şekli yanlıştır. Doğrusunun ayın arka yüzü olması gerekir. Ayın dünyamız etrafında dönüş süresi ile kendi etrafında dönüş süresi hemen hemen aynı olduğundan biz hep aynı yüzünü görürüz. Ama ay dünya ile güneş arasındayken bize bakan yüzü karanlıktır. Güneşe bakan arka yüzü aydınlıktır. Evet arkadaşlar bu bilgimiz de bitti. Arkadaşlar bundan sonraki videomuz niçin kadınlardan meşhur ressam veya besteci yok? Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.